Alıcın bilinen Türkiye'de 90 türü var. Bunlardan sadece loplu ve kertikli alıç tıbbi maksatla kullanılır. Loplu ve kertikli dememizin sebebi nedir? Şu gördüğünüz yaprağı loplu olmasından kaynaklanıyor. Bunun alıcın yaprak ve çiçeğinden aynı oranda kurutulduktan sonra çayı yapılarak içilirse çayının içilmesi kalp damar rahatsızları için idealdir. Tansiyona, kolesterola iyi gelir. Kişi 6 ay kullandığında alıcın yaprak ve çiçeği eşit oranda olması gerekir. Sadece yaprağı, sadece sapı veya sadece meyvesi değil. Bunun birleşimindeki hiperozinler, hiperfolatler, hiperizin glikozitler kalp damarlarını güçlendirir, kalbe kan akışını artırır, kalbi besler. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması Avrupa, Amerika ve Asya'da yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda kalbi beslediği, kalp damarlarındaki tıkanıkları önlediği belgelenmiştir. Sadece bir araştırmaya 3664 hasta katılmış ve bütün bunlar ameliyatsız tedavi edilmiştir. Şayet koroner kalp yetmezliği tedavi edilmese ne olur? Kişiye anjiyo yapılması gerekebilir veya stent takılması gerekebilir. Alıçla her türlü kalp damar rahatsızları, yüksek tansiyon, kolesterol problemi problemsiz halledilir. Evet, sağlığını düşünen, abur cubur yiyen, çok hamurlu tatlı yiyenler, fast food tarzı beslenenler, çok jelibon, kek, gofret gibi abur cubur beslenenler de ne olur? Kalp damar rahatsız olur. Bu tür beslenen insanlar, yani sağlıksız beslenen insanların mutlak suretle alıç. Çayı tabii ki birleşimindeki etken madde ağır vakalarda yeterli değil. Çünkü birleşimindeki etken madde %2,5-3. Bu nedenle biz ne yaptık? Bununla ilgili alıç forte. Birleşiminde zeytin yaprağı ekstraktı, oğlotu ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Alıç forte. Alıç forte ile kalp damar rahatsızları problemsiz çözülür. Klinik araştırmalarda belgelenmiştir. Hürmetler, saygılar.